발효화 전체를 싹 쓸어야 발효. 예, 피에스 소야도 내야 되는 거죠. 템슬 olarak baba soyadım değil anne tarafımın soyadı. Annem istedi. Hani onun taşı onu kullan dedi. Gayet de uygun. İnsanlarımızın temsil etti dedi. Biz yani de nece bu piyes? Amerika'da da eğitimi var. Hı. Ciddi bir eğitim. Nasıl oldu? O işte demin bahsettiğiniz fuarlar sağ olsun. Oradan bir sponsor bulup AFI'de American Film Institute'da yönetmenlik ve senaryo okudum. Biraz uzak kaldım o kulvardan açıkçası. Ama geri döneceğim. Bir film çektim. İkincisini hazırlanıyorum. Araya dizi girdim. Hangi filmi çektin? Kanımdaki Barut. Aile içi şiddeti anlatan bir film. Daha psikolojik bir film. Benim derdim biraz daha toplumun derdini... Atak. Kanak Atak diye bir film var. O Almanya'da. Hı. O bayağı bir başarılı filmdi. Kanat şey demişti. Kötü yabancı falan anlamında. Kötü yabancı. Tabiri caizse işte nigger anlamına gelen Almanların Türklere kullandığı bir küfür aslında. Onun atağını anlatıyor film. Esrarkeş bir Türk gencin hikayesi. Ich bin für Autodiebstahl zuständig. Der für Autoradio Diebstahl. Für Drogen. Hauptwaffen. Einbruch. Prostitution. Glücksspiel. Okay? Und das hat der Kuh gebracht! Hey! 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 Scheiße gelaufen! Hey! 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 Çok başarılı bir film. 4 milyon seyirciyle buluştu. Daha o seyirciyle... 4 milyon. O seyirciyle tekrar buluşmadım. Orada da film projem var. Nasip olursa bunları bir yapalım, eğlenelim, keyif alalım, setlerde gülelim. Ondan sonra tekrar kamera arkasına geçeceğim. Kısmet. Bir de senin galiba güçlü bir inanç tarafın var hissettiğim kadarıyla. İşte bu çok derin bir konu bence. Şöyle, ben Türkiye'ye ilk geldiğimde şöyle anlatayım. Oh be ne güzel dedim. Burada herkes Türkçe konuşuyor. İşte topraklarımıza geldik vesaire. Birden faşist diyenler oldu. Şaşırdım. Niye? Almanya gibi bir ortamda dazlaklarla çarpışan bir çocuk olarak Türkiye'ye gelince faşist olarak nitelendirince bir şaşırdım. Faşist de bilmiyorlardı. Yani insan mutlu oluyor kendi ülkesinde topraklarında. Burayı sevince, burayı bunu dile getirince. Sonra sektörde çalışınca aksine sendika niye yürürlüğe girmiyor? Niye yasalarımız bu kadar az? Niye haklarımız bu kadar az denildiğinde başka bir kitle bu sefer ya şu komüniste bak dedi. Şimdi komutanlarımı seviyorum deyince Kemalist oldum. Toprağımı seviyorum deyince faşist oldum. Benim bir inancım var ama annem mesela o kadar aydın bir insan ki hani öksüz yetim bir insan. Köyden çıkmış Almanya'yı görmüş ama ilk ben duamı hani Müslüman bir kişi ama ilk duamızı Dom Kilisesi'nde yaptık. Dom Katedrali'nde yaptık Almanya'da. O anlamda bizim mezhebi, inanç olarak, ideolojik olarak ırk sorunumuz zaten yoktu. Bir melting pot, karışık bir tencere. Evet. Ve doğal olarak Türkiye'ye geldiğimde bunu burada hissetmek beni çok ürkütmüştü, üzmüştü. Sonra ben de kendimi sıfatlandırmakta sıkıntı yaşıyordum. Demek ki ben o zaman sosyal kimliğini muhafaza eden Müslüman bir komünistim falan dedim yani. Şimdi benim inanç bakış açımda biraz ilmi. Sen o kendi kimliğini tabii. Bu mizahın dışında zaten şu konuşmanla dahi ortaya koy. Ben ötekileştirmeye karşıyım. Din tek kişilik bir şey. Kimseye zarar vermediğin sürece sorun değil ama benim dine bakış açım çok ilmi. Yani akla dayalı, ilme dayalı bir mevzu. Ben mişmüşlere pek inanan bir insan değilim. Onun için benimki biraz daha farklı. Ben bu dinle, benim inancımla Türkiye'de biraz azınlıkta oldum. Bunun farkındayım. Sana bir anekdot. Gene bizim Şeffaf Oda'da iki kere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuk oldu. İkincisinde eşiyle birlikte. Ben de ondan dinlediğimi söyleyeyim. Londra'da master veya doktora öğrencisiyken iktisat. Zamanı kaçırdığı zaman kilisede gidip gizli gizli namaz kılarmış. Yani senin domda ilk duayı öğrenme gibi. Ve sonunda papazlar ona bir yer ayırmışlar. Sen istediğin zaman gel burada namazına devam et diye. Evet. Yani hepimizin birbirimize sevgi ve saygı göstermesi önemli. Hoşgörü kelimesini sevmiyorum. Çok yukarıdan bir bakış. Hoşgörüyle bakıyor kardeşim.
Sevgi ve saygı. Sevgi. Ya aynısı annemin de başına geldi. Anneme de aynı şekilde o sunuldu. Abi ben Katolik ilkokula gittim, Musevi okulda bakölörümü yaptım. O yüzden belirli bir kalıba sığmayacağımı biliyorum Türkiye'de. Maalesef öyle tezgahlar kurulmuş. Ama benim bakış açım daha evrensel diyebilirim. Ötekileştirmiyoruz. Sevgi dili her yerde aynı. Japonya'da birisini sevseniz, dilini bilmeseniz o frekansı hisseder. Napoli'de yine öyle, Washington'da yine öyle. Ben sevginin ilmine inanıyorum. Benim inancım bu. Sevginin